Şimdi havanın ısınmasıyla birlikte kene vakalarında da artış var. Geçtiğimiz günlerde Sivas'tan haberini vermiştik. Aman dikkat diyerek, bunu yapmayın diyerek. 3 kişi hayatını kaybetti çünkü. Kenenin vücudunuzda tespit ettiğiniz anda kendiniz sökmemeniz gerekiyor. Onu çıkarmaya çalışmamanız gerekiyor. En yakın bir hastaneye gidilmeli çünkü hayatını kaybetmesine sebep oluyor insanların. Büyük şehirlerde, özellikle de İstanbul'da böyle bir risk var mı peki? Ona bakalım şimdi. Konya, Tokat, Sivas. Havalar ısındı, keneler ortaya çıktı. Acil servislerde Kırım-Kongo kanamalı ateşi görülmeye başlandı. Anadolu'da son dönemde artan kene vakaları akıllarda, İstanbul'da da benzer durumun olup olmadığı sorusunu getirdi. Uzmanlar İstanbul'da kenelerin hastalık taşımadığını söylese de hem keneyle hem de sivrisinekle mücadele 2 ay erken başladı. İstanbul'daki kenelerin şu anda Kırım-Kongo virüsünü taşıma kapasitesi yok, özelliği yok. Ama buna rağmen yine de tedbirli olmak gerekir. Kene ihbarı bize 153 üzerinden geldikten sonra o alanda bir ilaçlama çalışması yapılır. Vücutta kene ile karşılaşıldığı zaman uzmanlar tedbirli olunmasını öneriyor. Aslında temelde yapılması gereken şey hastanede bunun çıkarılması. Kendi kendimize çıkarırsak tamamını çıkartamayabiliriz. Bu da orada parçalanırsa virüsün artmasına, vücuda gelecek olan virüsün artmasına sebep olabilir. Ateş, baş dönmesi ve kas ağrıları gibi şikayetlerle başlayan hastalık süreci ölümle sonuçlanabiliyor. Uzmanlar kene riski bulunan yerlerde dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. Açık havada bulunduğumuz ortamlarda kene her fırsatta aslında açık bulduğu her şeye yapışabilir, kolunuza, bacağınıza. Böyle bir ortamdaysanız hani daha çok böyle daha işte pantolon vesaire gibi biraz daha aslında koruyucu önlemler ön plana geliyor. Temelde önlemeye çalışmak en ideali. İstanbul'da hastalık yayan kene ve sivrisineklerle mücadele kapsamında ekipler 611 personelle risk barındıran noktaları ilaçlıyor.